Merhabalar, çok saygılı ve sevgiler dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz görme engelli bireylerle iletişim. Görme engelli yani görme fonksiyonunun tamamen ya da kısmen kaybı biçimde tanımlanabilir. Görme engelli ve görme bozukluğundan söz ederken değişik derecelerden ve çeşitli sözlerden söz etmek mümkündür. Görme engelli kişilerin az bir bölümü tüm görme yetisini kaybetmiştir. Bazı görme engelliler ise kısmen görebiliyor. Görme engelli olan bir bireyle iletişimi kolaylaştırmak için ne yapmamız gerekiyor? İnşallah bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Görme engelli bir kişiyle karşılaştığımızda öncelikle ona kendimizi sesli olarak tanıtmamız gerekiyor. Çünkü görme engelli bir kişinin odasına girdiğimizde ya da ayrılırken mutlaka ona sesli bir şekilde komut vereceğiz. Az gören kişilerin ışığa karşı duyarlılıkları ve etkilenmeleri farklı olabiliyor. Bu nedenle görme engelli bir kişiyle bir görüşme yapılacaksa onun durumundan rahatsız olup olmadığı sorulmalı. Ve görme engelli bir kişiye rehberlik edecekseniz hareketleri algılayabilmesi için onun sizin koluna girmesine veya onun önündeki engelleri tarif edin. Yani onun direkt koluna girip onu çekiştirmeyin. Örneğin ona şöyle önünde işte 5 tane basamak var. Kapıya yaklaştın, kapı sağ tarafında, sol tarafında gibi hani onları işaretlerle ya da onları komutlarla hani bu şekilde onlara destek olursak hani onların koluna girmekten ziyade çünkü onların koluna girdiğimiz zaman onların hareketlerini hissetmelerini zorlaştıracağız. Yani onların kollarına girmek yerine böyle komutlarla onlara yön verirsek bu onlar için daha iyi olacak. Ve görme engelli kişiliğiyle normal bir ses tonu ile doğrudan ona yönelik olarak konuşursak hani sesimizi yükseltmeden o bizi daha iyi algılar, daha iyi anlar. Ve görme engelli biriyle tanıştığımızda ona kendimizi tanıtırken kendimiz hakkında birkaç tane önemli bilgi verirsek o insanlar bizi beyinlerine daha iyi kodlarlar ve daha iyi hafızalarında tutarlar. Ve görme engelli birine bir nesneyi anlatırken şekil, renk ve benzeri tanımlamaları kullanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü bakmak ya da görmek gibi terimleri kullanmamalıyız onların yanında. Görme engelli arkadaşlarımızla ya da böyle bireylerle karşılaştığımız zaman bir şeyi tarif ederken bak orada şu var, bak orada bu var demek yerine onun vücudunun döndüğü yöne doğru bak işte sağ tarafında şu var, sol tarafında bu var, işte yanında bu var gibi tamamlayıcı bilgiler verirsek bu onlar için çok çok iyi olur. Ve görme engelli kişiyle yeni bir odaya girdiğinde ya da ona odayı tanıtacağız. Dokunarak da olabiliyor bu. İşte odanın sağından başlayarak odadaki şu mobilyalar var. İşte şurada şu duruş var. Duruş yerlerini, şekillerini, işte konumlarını da belirtirsek bunlar onunla odayı daha iyi algılayacaklar. Ve görme engelli kişiliğiyle konuşurken o sizinle göz kontağı kuramayacak. Buna karşın ona yönelik konuşmayı ona dönerek konuşmayı ihmal etmemiz lazım. Tamam onlar bizi görmüyor ama onların hissiyatları, onların algıları çok çok kuvvetli. Ve görme engelli kişinin sürekli kullandığı mekanlarda kendisine zarar verebilecek araç ve gereçleri hani ortadan kaldırmak gerekiyor. Bir de görme engelli arkadaşlarımızın hani kendine ait bir düzenleri var. Alışmış oldukları bir ortam var. O ortamdaki şeylerin, eşyaların ya da mobilyaların ya da sürekli günlük kullandıkları şeylerin yerlerini değiştirmemek gerekiyor. Çünkü yerlerini değiştirirsek onlar bunu bulmakta zorluk çekecek ve sıkıntıya girecekler. İşte bunun için görme engelli arkadaşlarımıza daha hassas, daha yürekten, daha canı, gönülden davranarak onların hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak davranırsak inşallah bu onlar için de bizim için de çok faydalı olacak. Bugünkü içimizdeki mucizeyi keşfet programının daha sonuna geldik. Daha iyi yayınlarda, programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıcakla kalın.